babası Kanuni Sultan Süleyman'ın çağırdığı Şehzade Mustafa, eğer gitmez ise Asi, giderse de canından olacağını belki de biliyordu. Konya'da sefere 5000 askeri birliği ile katıldı. Şehzade Mustafa'nın çadırı, Sultan Süleyman'ın çadırına yakın bir yere kurulmuştu. Babasının yanına gitmeden bir gece evvel Şehzade Mustafa'nın çadırına üzerinde bir kağıt olan ok atılır. Babanın yanına gitme, seni öldürecekler. Ama şehzade babasının böyle bir şey yapacağına belki de inanmak istemiyordu. Ertesi gün Kanuni şehzadeyi yanına çağırtır. Tüm söylenenleri, riskleri bir kenara koyup babasına olan güvenine sığınarak ertesi gün Sultan Süleyman'ın çadırına gider. Girişte silahlarını teslim etmesi istenir şehzadeden. Başta şaşıran Mustafa mecbur kalarak teslim eder ve içeriye girer. Ancak içeri girer girmez 7 dilsiz cellat şehzadenin üzerine çullanır. Şehzade bunları bertaraf ederek güçlükle kurtulur ve babasının yanına varıp derdini anlatmak ister. Aniden Zal Mahmud Paşa'nın çelmesiyle yere tökezleyip düşer ve oracıkta boğdurularak öldürülür. İşin garip tarafı ise tüm bu boğuşma, arbede ve evladının ölümü Sultan Süleyman'ın gözleri önünde olmuştu. Sonrasında cenazesi İran halısıyla çadırın önüne konulur. Sebebi ise düşman olan İran ile işbirliği yaptığından dolayı bir mesaj içermekteydi. O güne kadar Şehzade Mustafa hakkında söylenen olumsuz olaylara aslında pek de kulak asmayan Kanuni, şehzadenin ağzından İran'a mektupların gittiğini öğrenmesi padişahın idam kararındaki en büyük sebeplerden birisiydi. Rüstem Paşa, Şehzade Mustafa'nın ağzından ve gizlice ele geçirdiği mührü ile İran'a mektuplar yazmıştır ve gelen cevapları da toparlayıp Sultan Süleyman'a sunmuştur. Oğlunuz düşman ile işbirliği yaptı, sizi tahttan indirmek istiyor. Asker arasında şöyle bir rivayet var. Babasını tahttan indirip Dimetoka'ya sürdürecek. Dimetoka, dedesi Bayezid'i babası Yavuz'un tahttan indirip sürdüğü ve yolda ölümüne sebep verdiği şehrin adıydı. Ve Sultan Süleyman'ı en çok da işte bu etkilemişti. Şehzade Mustafa'nın ölümüyle isyan eden askerler çadırlarını yıkmaya başladı. Rüstem Paşa'yı öldürmek üzere ararken Sultan Süleyman askerleri sakinleştirmek adına Rüstem'i azleder ve İstanbul'a kaçmasını tembihler. Hürrem Sultan ise gönderdiği mektupta Sultan Süleyman'a Rüstem'i affetmesini, onun kulu olduğunu, kızı Mihrimah'ın eşi olduğunu söyleyip affetmesini diler. Kanuni'nin 5 oğlunun en büyüğü olan Mustafa 1515'te doğmuştu. Annesi Mahidevran Gülbahar Hatun'du. Çocukluğu babaannesi Hafsa Sultan'ın himayesinde geçmiş. Daha sonra Manisa'ya, o zamanın şehzadeleri için bir çeşit staj sayılan Sancak Beyliğine gönderilmiş ve kendisini zamanla herkesi sevdirmişti. Akıllıydı. Devlet idaresinden gayet iyi anlıyordu. Asker tarafından da destekleniyor ve tahtın Kanuni'den sonraki varisi kabul ediliyordu. Şehzade Mustafa'nın başını işte böylesine sevilmesi ve Kanuni'nin büyük aşkı olan Hürrem Sultan'ın hırsı yedi. Padişahın Hürrem'den Mehmet, Bayezid, Selim ve Cihangir adlarında 4 oğlu daha vardı. Ama bu 4 şehzadenin hiçbiri geleceğin hükümdarı olarak görülmüyordu. Kanuni'den sonra tahta kendi çocuklarından birinin geçmesini isteyen Hürrem Sultan, işe kızı Mihrimah'ı zamanın önde gelen devlet adamlarından Rüstem Paşa ile evlendirmekle ve paşayı sadrazam yapmakla başladı. Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa ikilisi Şehzade Mustafa'yı karalamak için yoğun bir kampanyaya giriştiler. Bu maksatla kazıtılan sahte mühürlerle şehzadenin ağzından İran Şahı Tahmasp'a mektuplar gönderildi ve Şah'ın cevaplarının Kanuni'nin eline geçmesi bile sağlandı. Etrafa yine Şehzade Mustafa'nın ağzından ''Babam artık yaşlıdır, tahttan çekilip İstanbul dışındaki saraylardan birine kapanmalıdır'' gibisinden dedikodular yayılınca söylenenlere o zamana kadar itibar etmeyen Kanuni Sultan Süleyman işin ciddi olduğuna inandı ve kendisine rakip gördüğü oğlunu ortadan kaldırmanın yollarını aramaya başladı. Hükümdar aradığı fırsatı 1553'ün 6 Ekim'inde buldu. Nahçıvan üzerine Acem seferine çıkan Kanuni, Konya Ereğlisi'nde konaklamış ve oğlu Mustafa da askerleriyle beraber babasının ordusuna katılmak üzere Konya'ya gelmişti. Kanuni Sultan Süleyman, askerin tepkisinden çekindiği için damadı Rüstem Paşa'yı hemen o gün azletti. Ama hükümdarın bahtsızlığı bu kadar kalmayacak, en sevdiği oğlu olan Cihangir, ağabeyi Mustafa'nın idamı üzerine ruhi bunalıma girerek 1,5 ay kadar sonra aniden ölüverecek. Kanuni daha sonra İran'a iltica eden diğer oğlu Asi Şehzade Beyazıt'ı da
idam ettirmek zorunda kalacaktı. Şehzade Mustafa'nın boğdurulması o dönem Türkiye'sinde herkese büyük bir şaşkınlık yaşattı. Muhteşem Süleyman'ın ülkesinde iç sorunlar her yerde olduğu kadar çoktu. Şartlar bugünün insanının yufka yüreklilikle değerlendireceği gibi değildi. Devletliler arasında her zaman şehzade takımının kendi partizanları olurdu. Şehzadeler Bayezid ve Cem Sultan arasındaki taraftar kavgası bir kıyamet örneğidir. Koskoca Fatih Sultan Mehmet Han'ın cenazesi dahi neredeyse bir hafta açıkta bekledi. Sultan Süleyman Han'ın önündeki örnekler çok feciydi. Şehzade Mustafa katledildiğinde yani 1553 yılında henüz 38 yaşındaydı. Taht için sabırsızlandığı açıktı. Ama onun iç dünyasının ne olduğundan çok etraftaki söylentiler ve gruplaşmalar mühimdi. Osmanlı tarihinde ilk defa ulema, umeyra ve asker bir kişinin ismi etrafında ittifak yapmıştır. Ne var ki ittifakın karşısında olan gruplar da vardı. Dünya İmparatorluğu, Garp'taki ve Şark'taki düşmanlarının ortasında böyle bir çatışmaya niçin girmeliydi ki? Hüzünlü olaydan sonra şehzadenin ölüsü çadırın önünde açıkta teşhir edildi. Ordunun isyanı böylesine yatıştırılmak ve gözdağı verilmek istendi. Naaşı Bursa'ya Sultan Murat Türbesi'ne nakledildi. Ulu şehzademiz Mustafa Hanımız gittiyse oğlu gelsin diyenler oldu. Tereddüt edilmedi. O da katledildi. Talihsiz Haseki Mahidevran da Bursa'ya yerleşti. Hüzünlü, matemli uzun bir hayat yaşadı. Bazı tarihçilerce imparatorluğun çöküşü bu idama bağlanırdı.